Televizyonlarda ilk kez Emine Karakaş'ı izleyeceğiz. Kim? Türkiye yüzyılını eleştirdiği için işinden olan öğretmenimiz. Hani hepimiz onun soruları altında birleştik ya, tek yürek olduk ya hani. İşte sevgili öğretmenimiz şu anda Tele1 ekranlarında bize neler yaşadığını kendisi anlatacak ve yanında da hukukçu Ali Çelik var, avukatı. İkisinden yaşananları, aslında bana göre büyük bir istibdat, yani baskı dönemindeyiz ya, İşte onun özeti olacak bu açıklamaları. Herkes dinlemeli. Lütfen herkes ekran başına. Emine Karakaş, edebiyat öğretmeni, Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni. Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Teşekkürler. Cumhuriyet öğretmeni. Sordunuz siz Emine Hanım. Sordunuz. Dediniz ki Türkiye yüzyılı masalını herkesi inandırmaya çalışıyorlar. Peki tüm bunlar olurken sen neredeydin dediniz. Onlar da size her zamanki yöntemle yaklaştı. Tehdit ve hukuken yapılabilecek her şeyi hukuk dışı uygulamalarıyla birlikte önünüze koydular. Sizden dinleyelim. Bu konuşmayı, konuşmadan sonra başınıza neler geldiğini anlatın öğretmenim. Çiğdem Hanım, bu konuşma aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için yapılmış bir konuşma, bir okul konuşması. Uzunca bir metnin bir bölümü medyaya yansıyan kısım. Ya o kısımda sadece günümüzde yaşanan olumsuzluklara değinmek istemiştim ben. Yani okulumuzda böyle bir siyaset yapmak ya da herhangi bir şeyi eleştirmekten ziyade vurgulamak istediğiniz şey, işte yozlaşan, dikkate almamız gereken bazı değerlerimiz var. Bunlara dikkat edelim diye. Öğretmenim, Emine öğretmenim. Duyabiliyor musunuz buyurun beni? Ben duyuyorum. Evet. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Ne dediniz siz? Ne dediniz? O konuşma gelsin şimdi. Arkadaşlarım, buyurun. Dinliyorum. Bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan, Türkiye yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Ülkem, Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin? Milli marşını kağıda bakmadan okuyamayan ya da milli marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin? Umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin? Şimdi Emine öğretmen, milli marşını okuyamayanlara sitem ederken acaba nasıl bir suç işlemiş? Hukukçu Ali Çelik'ten dinleyeceğiz ama Emine öğretmenim, kaldığınız yerden devam edin lütfen. O andan itibaren başınıza neler geldi? Bugünün ertesinde zaten 29 Ekim'in ertesi, yani biz kutlamamızı yaptık, dağıldık. Sonra alanlarda Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık coşkuyla. Fakat işte ertesi gün medyaya yansıyınca konuşmanın bu bölümü, işte atışmalar sosyal medyada, işte bazı grupların kendi arasında beğenenler, beğenmeyenler, kendince durumdan vazife çıkaranlar, sosyal medyada bir olay olmuş. Onun neticesinde de o akşam saat 20 sularında beni gözaltına aldılar. Hayatımda ilk kez bir karakol gördüm, bir nezarethane gördüm Cumhuriyet'in 100. yılında. Daha sonrasında işte avukatım Ali Bey size gelişmeleri anlatacaktır. O gece nezarette kaldım. Ertesi gün mahkemeye çıkarıldım. Adli kontrol şartıyla da serbest bırakıldım. Adli kontrol sürecim de devam ediyor. Yine hala devam ediyor. Yani o süreç de bitmedi, sonuçlanmadı henüz. Genel olarak yaşananlar bunlar Çiğdem Hanım. Emine hukuki sürecimiz de devam ediyor. Geçmiş olsun ama geçmiyor. Çok biliyorum ki. Değerli evet. Ali Çelik bize aktaracaklar. Geçmiyor bir türlü Ali Bey, ne oluyor? Siz anlatın baştan itibaren. Emine Hanım'ı işten uzaklaştırdılar ve siz bunun takipçisi oldunuz. Buyurunuz lütfen. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. 29 Ekim'deki konuşmadan sonra sosyal medyadaki paylaşımların arkasından savcılığın açtığı soruşturma nedeniyle Emin hocamızın dediği gibi akşam saatlerinde bir gözaltı işlemi oldu ve hocamız o geceyi halk tabiriyle nezarethanede, hukuki tabiriyle gözaltında geçirdi. Ertesi gün adliyeye sevkin arkasından savcılıkta ifade verdik. Ve savcılığın tutuklama talebine rağmen